lütfen. Nereden geldiğini unuttum Necati Bey'in. Evet. Nereden gelmiştiniz? Ben illeri karıştırdım. Manisa. Ha, doğru ya, evet ya. Manisa'dan gelmiştiniz. Evet. İyi misiniz? Şükür. Yani sizin gelinlerin hepsi diyorlar ki çok tatlı bir adam diyorlar. Öyle. Çok iyi bir adam diyorlar. Eşini çok seviyor. 41 yıl sonra. Evet. Müslüye Hanım, sizin sadece eşiniz mi? Arkadaşınız değil mi? Yoldaşınız, sırdaşınız. Evet. Neyiniz? Neyiniz oluyor Müslüye Hanım? Hem annem, hem karım, hem böyle çok yakın, böyle derdimi dinleyen, çok iyi birisiydi. 3 ayın içinde değişti. 3 ayda değişti. 3 ayın içinde. Yani 41 yıldır her şey yolundaydı. Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Hı. Hiçbir sıkıntımız yok. Tamam, yani geliniz de geldi. Şu köşeye oturur musunuz en başa? Konuşacağız sizinle birlikte. Dün neler konuştuk? En başa oturabilirsiniz. Misafirimsiniz biliyorsunuz. Dün neler konuştuğumuzu bir hatırlayalım. Sonra arkasına hemen konuşmaya başlayalım lütfen. Niye? Bir tane. Ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyorsun. Pişmancılığın varsa dön bir tane. Bir tane. Necati Yakak 41 yıllık evli Necati Bey. Eşi birden 8 Eylül'de yani 5 ay önce kayıplara karışmış. 41 yıllık eşini seviyor musunuz? Çok sevindim. Psikolojim bozuk deyip duruyordu. Birbirinize nasıl hitap ederdiniz? Bir tanem diyordu. Ha. Devamlı böyle. Gitti... Osman'ım diyorsun yani, Osman'ım. Gittiği güne kadar Allah biz Allah. Çok iyi geçiniyorduk. Eşiniz sizin 5 ay önce gitmiş evden. Tek başına mı gitti? 5 tane çocuğunuz var. Tek başına gitti, evet. Peki kimin yanına gitti? Yine birinin yanına mı gitti? Birinden şüphe. Ben Ankaralı Ethem dedim ama Ankaralı Mehmet'miş değil mi arkadaşlar? Evet, lakabı başkentli Ethem'miş bunun. 2 sefer, 3 sefer ben annesinin yanına gönderdim. İlk günü adamın yanına gidiyor. Ankara'da otogarda fotoğraf atıyorlar. Akıllı telefon aldıktan sonra 14 Şubat'tan sonra eşinizin tavırları, hareketleri değişmiş. Değişti. Çok, çok mu sosyal medyaya giriyordu? Çok giriyordu ablam. Gelininiz Şengül Hanım telefon hattındaymış şu evet. anda. Evden gittikten sonra, sanırım gideceği yere gittikten sonra beni aradı. Ben dedi şu an dedi çok uzaktayım. Ben dedi bıktım artık. Pek istemiyorum Şengül dedi, anlaşamıyoruz biz dedi. Mehmet Bey diye birinin yanında olduğunu iddia ediyor kayınpederiniz. Ben de onun şifresi vardı. Onun peysini ben açmıştım ona. Ben onun peysine girdim abla. Tamam. Arkadaşlarının hepsine söylemiş. Hani lakabı Ethem ama. Aha. İsmi Mehmet. Adama demiş benim çocuğum yok. Bir tane evlatlık çocuğum var. Sadece evet. O da kimin, eski eşimin oğlu demiş. Ankara'da mı peki bu Mehmet? Ankara'da durduğunu arkadaşlarına da söylemiş. Ben onun yanına gidip geliyorum. Biz görüşüyoruz, geziyoruz, anlaşıyoruz. Demiş arkadaşlarına. Hüsniye bir tane. Seni hayır canım. Ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyorsun. Niye bu namkörlüğü yaptın bana? Pişmancılığın varsa dön bir tane. Necati Beyciğim, eşinizi seviyorsunuz, burası belli. Hatta ona ya, birbirinize de farklı farklı isimlerle sesleniyorsunuz. Müslüye Hanım'ın adı, yani eşinizin adı Müslüye. Siz Hüsnü'ye de seslendiniz. Sizin adınız Necati, o size Osman diye sesleniyor. Ben, yani değişik bir karı kocasınız. Bilmiyorum niye öylesiniz ama. Şöyle bir şey. Siz eşiniz, buyurun. Bir namkörlüğünü görmedim. Ben 13 yaşında aldım onu, çok küçük aldım. Ya 13 yaşında insan evlenir mi ya? Ne, yani böyle bir şey olabilir mi? Ya siz de çocuk... Damat olmuşsunuz yani. Ben 17 yaşındayım. Hayır. O benden daha küçüktü. Ha, Allah'ım ne doğru çocuk gelin olmuş. Neyse tamam peki. O Manisa Saranlı'da oturuyordu. Ben Manisa Muradiye'de oturuyordum. Evet. Çalıştık, çalışırken tanıştık. Birbirlerimizi sevdik, küçüktük. O nişanlıydı. Evet. Nişanlı mıydı? Nişanlıydı. Nişanlısını istememiş. Orada isteştik. Bana kendi kaçtı. Kendi geldi. Evet. Peki eşiniz neden sizi bırakıp gitti sizce? Bilmiyorum ki. Hı? Hiç fikriniz yok mu? Ha? Hiç fikriniz yok mu? Yani 41 yıllık eşiniz. Siz o işe gidince evde yemekler yapıyormuşsunuz. Gözünüzün nuru gibi bakıyormuşsunuz. Gözünüzden sakınıyormuşsunuz. Aşıksınız. Burada ağlıyorsunuz. O gidince hastanelik oluyorsunuz. Bakın evet. Arkadaşlarım ekranda yazıyorlar. Hastanelik oluyorsunuz. Bu kadar her şey yolundaysa bir insanın karısı, eşi ya da kocası neden gider? Bu sosyal medya yok mu? Nalet olsun bu sosyal medya. Ha, sizin de girdiğiniz sosyal medya. Evet. Heh, yani. Ben sonradan girdim. Nalet olsun demiyorum. Sosyal medya iyi bir şey de. İyi bir şey de kullanabilene. Yani çok iyi bir şey aslında. Ne mutlu yani. Her kadın zaten 5 parmağın 5'i de bir değil. Peki siz Necati Beyciğim, eşinizin sesini 8 Eylül tarihinden beri kayıp olduğunu biliyorum. Evden gittiğini biliyorum ben. 8 Eylül'den bana Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak da bitti. Bugün 5 ay oluyor. 6 ay oluyor neredeyse. 6 ay yani 5 ay.
Tabii bu, doğru, bugün tam 8, evet 5 ay oluyor. Evet, bugün en 8'de. 6. aya gireceğiz yarın. Ha, 6. aya gireceksiniz, evet, yani. Evet. Hiç konuşmadınız mı? Hiç, kesinlikle hiç konuşmadık. Beni hadi aramadı diyelim. Soğumuştur. Hı. Bu kandırmışlardır. Benim hanımı zaten şey yapmışlar, yönetici yapmışlar oradan. Bu kandırıyorlar. Nerede diyorsun? Sosyal medyada mı yönetici? Sosyal medyada birkaç kişi bunu çöp çığırından çıkarmış yani. Ya o sosyal medyada sizin gelin kuruyor bu arada yani. Hayır hayır, kendi onun, benim hanımın sosyal medyasında. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz eşinizle ilgili her türlü habere hazır mısınız? Hazırım. Siz aslında 41 yıllık eşim diyorsunuz ama 2-3 yıl önce borçlarınızdan dolayı bunların bütün sorumluluğunu ben alayım, sana bir şey olmasın diye, evet, siz eşinizden, resmi nikahlı eşinizden boşanmışsınız ama aynı evde yaşamaya, evet, devam etmişsiniz. Evet, evet. Peki bu boşanma talebi, boşanalım, bu borçları benim üzerime gelmesin, ben bunlardan rahatsız, yani şey olmayalım. Arkadaşlar gerek yok artık, teşekkür ederim, çok sağ olun, hallettim ben. Dolayısıyla yani boşanmayı siz mi teklif ettiniz? Hayır, acaba ona teklif etti. Ha, o sana teklif etti. Necati Bey. Ben dedi, psikolojim bozuluyor dedi. Devamlı borç geliyor dedi kapıya dedi. Sadece şüphelenmediniz dedi mi acaba? Benim eşim bana boşanma, hayır, teklif, hayır, ediyor. Hayır, kesinlikle şüphelenmedim. Kesinlikle. Eşiniz kaç yıldır sosyal medyaya giriyor? Yaklaşık bir sene filan. Bir sene? Bir sene filan. Daha değil. Cep telefonu yeni mi aldınız bir sene önce? Bir sene önce aldım. Necati Bey, Manisa'nın Necati Bey eşine geçen 14 Şubat'ta bir akıllı telefon almış. Evet, akıllı telefon aldıktan sonra da sosyal medyaya çok girmeye başlamış eşiniz. Evet. Bütün bu ilişki, yani yaşadığınız her şeye tanıklık eden gelininiz. Yani gelinler kolay kolay, yani çok güzel ilişki kuranlar da var ama kayınvalide ve kayınpederle iyi ilişkisi olanları çok böyle yüzdeye vurursak çok da nadirdir. Yani Şengül Hanım burada gelininiz size destek olmak için burada, vallahi helal olsun, ne güzel. Gelir misiniz Şengül Hanım? Şengül geldi mi? Gelin. Geldi tabii canım, gelmez mi? Ben kurban olurum gelirim ben. Ay, seviyor musun? Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol, ben deyim canım, hoş bulduk. Sağ olasın, hoş geldin daha doğrusu. Git kayınpederin yanına bakayım. Geldim, ağlama, baba. Neden ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun, ağlama. Bizi buralara kadar sürüp dedenden işte. Ağlama. Tamam, ağlama. Kız dur. İyi bir kayınpeder mi? İyi bir koca mı? Evet. Ha? Evet. Ağlama. Aynen. Niye ağlıyor? Zoruma gidiyor Şengül'üm. Gelinim zoruma gidiyor. Yapma böyle. Peçete alabilirsin oradan. Araları nasıldı? Araları çok iyiydi abla. Eşiyle. Ya. Eşiyle. Çok iyiydi. Çocuk gibi seviyordu onu karşımızda. Hiçbir şey de yoktu. Hı hı. O da öyleydi ona karşı ilk zamanlarda. Yoktu. Hiçbir sorunuz yok. Yoktu. Yoktu. Bir tanem bit diyordu. Gittiği güne kadar, o gün akşamı bile sevdim. Böyle saçlarını okşadım onun. Hı. Hanımın. Demek ki çok kötü fikirler taşıyormuş. Gitti ama akşama bir günü. Şengül'cüğüm, peki sana giderken ya da öncesinde ya da sen 8'inde seninle konuşuyor galiba, evet, yanlış hatırlamıyorsam. Ne söyledi? Yani mutsuz muymuş evde? Çünkü normalde yani Necati Bey tarafında her şey güllük gülistanlık. Yani senle onların çok iyi, araların iyi olduğunu söylüyorsun. Eski gelin bile iyi olduğunu söylüyor. Yani düşün, eski gelin olmazsa, yani Demet'le de konuştuk biz çünkü. Hı? Yani herkes karı kocanın aslında daha Necati Bey'in çok iyi bir koca olduğunu söylüyor. Evet. Ama senin kayınvaliden giderken öyle dememiş. Ne dedi sana? Mutsuzum mu dedi? Yok, mutsuzum diye bir şey de söylemedi. Ama aradı beni. Bir şey söyle. Evet, ne dedi? 8 Eylül'de tam aradı beni. Hı hı. Dedi ben evden işe diye çıktım ama işe gelmedim dedi. Neredesin dedim. Ben uzak bir yerdeyim Şengül dedi. Bıktım artık dedi. Neyden bıktın dedim. Bıktıysan yanıma gel, ben babamı buraya getirmem gerekirse dedim. Hı hı. O da bana dedi ki ben dönülmeyecek yerdeyim artık, dönmeyeceğim dedi. Hı hı. Böyle söyledi. Ben dedim bak çocukların var, hani çocukların sana çok kızacak falan filan, hiç kimse umurumda değil artık dedi. Evet, hiç kimseyi düşünecek durumum yok benim dedi. Uh-huh. Sonra kendinize iyi bakın dedi, çocuklarına iyi bak dedi, telefonu kapattı. Kimin yanında olabilir? Bir Ankaralı ise bakmışsınız, araştırmışsınız, yani Necati Bey'i başka bir erkek için mi terk etti? Bence öyle, çünkü arkadaşlarından ben öğrendim onu, onun face'ini ben açmıştım ona. Evet. Girdim ben onun hesabına 8 gün sonra kaybolduktan sonra. Uh-huh. Girdim, bir arkadaşı vardı, kadın arkadaşı, ona ulaştım.
abla ben böyle böyle geleneyim diye söyledim. Kadın bana inanmadı. Dedi hani bize öyle kendini tanıtmadı dedi bu kadın dedi. Tek yaşıyormuş, ben dulum demiş. Hani eşimin eski eşinden. Hiç bahsetmemiş yani. Yok, eşimin eski eşinden bir çocuğu var. Ben onunla beraber yaşıyorum, o da küçük demiş. O da kendi oğlu, küçük oğlu yani. Onu eşinin eski eşi olarak anlatıyor kadına da. Kadına ben bunları söyleyince kadın şok oldu tabii. Dedi bana anlatıyordu hani bir yıldır Mehmet Bey'le arası varmış diye söyledi bana.